Şerife Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgülere başlarken çok farklı bir ilmek atma tekniği göstermek istiyorum. Ben ilk defa gördüm, çok beğendim ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Önce ipimi sonradan çok merak eden oluyor. Markasını göstermek istiyorum. Rosetti Montana. 100 gramı 210 metre olan bir ip. Ve ilmek atış için kullanacağım şişim ise 4 numara. Öncelikle ilmek atmak için yeterli uzunlukta ipimizi bu şekilde ayarlıyoruz ve sonra yumağımızdan gelen ipimizi parmağımıza doluyoruz. Burası ilmek atmak için ayırdığımız kısa ipimiz. Bu ipimizi parmağımıza şu şekilde, bakın, parmağım üzerine koyuyorum. Ve burada bir çarpı oluşturacak şekilde ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeğimin içerisinden giriyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Ayırdığım parça ipimin üzerine parmağımı koyuyorum. Ve parmağımın üzerinden bir kez doluyorum. Çevirdiğim zaman çarpı şeklinde burada bir ip oluşuyor. Bunun içerisine giriyorum. Ve parmağımdan gelen ipi alarak ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve ilk ilmeğimi atıyorum. İlk ilmeği istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Bundan sonraki atacağınız ilmek şekli önemli çünkü. Sonrasında ise aşağı taraftaki ayırdığımız ipimizi tekrar parmağımıza doluyoruz. Normalde benim ilmek atma şeklim zaten bu şekilde. Şimdi burada normalde ilmeğin içerisine girerek yeni ilmeğimizi alırken bu sefer altından dolanıyoruz. İlmeğin içerisine, parmağımın içerisindeki ilmeğe hiç girmiyorum. Diğer parmağımdaki ipimi bu şekilde alarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Sonra parmağıma takmış olduğum ilmeğimi şişime geçirerek sıkıştırıyorum. Devam ediyoruz. Tekrar ipimi elime doluyorum ve altından geçerek parmağıma taktığım ipimden bir tane ilmek alıyorum. Sonrasında baş parmağıma taktığım ilmeğimi şişime geçiriyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. Her defasında önce parmağımıza taktığımız ilmeğimizin altından geçerek bir tane ilmek elde ediyoruz. Sonra parmağımızdaki ilmeğimizi şişimize takarak sıkıştırıyoruz. Önce baş parmağımıza taktığımız ilmeğimizin altından bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra parmağımızdaki ilmeğimizi takarak şişimize bu ilmeği sıkıştırıyoruz. Sürekli aynı yöntemi uygulayarak ilmeklerimizi takmamız gerekiyor. Önce baş parmağıma ipimi doluyorum. Sonradan bunu soranlar oluyor. Bakın, buraya doladığım ilmeğim ipimden gelen ilmeğim. Diğeri ise aşağı bölüme ayırdığım ilmek atmak için kullandığım ipim. Yukarıdan gelen ipimi parmağıma doluyorum. Aşağıdan gelen ipimi ise bu şekilde parmağıma doladıktan sonra altından giriyorum ve bir tane ilmek alıyorum. Sonrasında parmağımdaki takılı ilmeğimi şişime geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Önce alttan girerek bir tane ilmek takıyoruz. Sonra parmağımızdaki ilmeğin kendisini takıyoruz ve bunu sıkıştırarak ilmeğimizi atıyoruz. Bir kez daha görelim. Önce alttan girerek bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra parmağımıza doladığımız ilmeğimizi şişimize takıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu şekilde
Yeterli sayıya ulaşıncaya kadar ilmeklerimizi şişimize atıyoruz. İstenilen sayıya gelinceye kadar ilmeklerimizi bu şekilde atarak devam ediyoruz. Sonrasında örgüyü çevirerek örmeye başlıyoruz. İsterseniz bu kısmı haroşa yapabilirsiniz. Normal düz olarak örebilirsiniz. Ya da bir ters bir düz şeklinde lastik olarak da örebilirsiniz. Ben biraz daha örerek ilerlediği zaman nasıl göründüğünü de sizlere göstermek istiyorum. İlk sırayı bu şekilde düz örerek sıra boyunca tamamlıyorum. Örgüyü çevirdim. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters örüyorum. Önce düz olarak örmek istiyorum. Başlangıç kısmını net olarak görebilmeniz için. Ben örgümü biraz ilerlettim. Şimdi örgümüzün ilmeklerini taktıktan sonra hemen arka tarafını çevirdik ve düz örmeye başlayınca gördüğünüz gibi başlangıcı bu şekilde. Bir de bunun tam tersi, bu tarafını ön yüzde değil diğer tarafını ön yüzde kullanarak nasıl durduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi bu tarafı dediğim gibi ilmekleri attıktan hemen sonraki sırayı çevirdiğiniz zaman, düz örerek kullandığınız zaman bu yönü bu şekilde. Şimdi diğer yönünü kullanacak olursanız onun nasıl göründüğünü de sizlere göstermek istiyorum. Başlangıç ilmeklerimizi attıktan sonra bir önceki modelimizde örgümüzü çevirdiğimiz zaman düz örerek başlamıştık ve başlangıç kısmının bu tarafını ön yüz olarak kullanmıştık. Bu defa başlangıç ilmeklerimizin diğer tarafını ön kısma getirerek kullanmak istiyorum. Çünkü burası çok farklı olarak görünüyor. Bu yüzden bu defa ilmekleri attıktan sonra örgüyü çeviriyorum ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece başlangıç ilmeklerini diğer tarafını örgümün ön yüzünde kullanmış oluyorum. Her iki tarafını da görerek hangi tarafını istiyorsanız örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bir önceki anlattığım zaman ilmeklerimizi attıktan sonra ilmeklerimizin hepsini düz olarak örmeye başlamıştık. Bu defa ilmeklerimi attıktan sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye başlıyorum. Örgümü çeviriyorum ve ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Siz bunu başlangıcı düz örmek zorunda değilsiniz ama ben modelimin görünmesini istediğim için düz örgüyle devam ediyorum. İlmek atmayı işlemini bitirdikten sonra ters örgü örerek başladığınız zaman da başlangıç kısmı bu defa bu şekilde görünüyor. Bu başlangıç kısmını ben düz model kullanarak ördüm ki rahatlıkla görebilin, anlayabilin diye. Bundan sonrasında düz örgü örerseniz kıvrılma yapacaktır. Sonrasında lastik olarak veya haroşa örgü ile devam etmeniz gerekir. Bu da İlmek atma işlemi bittikten sonra ilk sırayı düz örerek başladığımız zamanki
başlangıcımızın görünümü. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.